Sevgili gençler, merhabalar. Temel yeterlilik sınavında çıkacak olan kimya bilimi konusuyla ilgili hazırladığımız kimya sorularını beraber çözeceğiz. Şimdi sorularımıza geçelim. Yukarıda verilen kimya endüstrileri ile alanın uygulamaları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? Hangi kimya endüstrileri verilmiş? Onlara bakalım. Gübre endüstrisi, arıtım, petrokimya. Alanın uygulamalarına dair hangi bilgiler verilmiş? Onlara bakalım. Petrol, doğalgaz ve bunlardan elde edilen ürünlerle ilgilenen endüstri alanı. Bununla ilgilenen, bu alanın uygulamalarını yapan petrokimyadır. 3A ile eşleşecektir. Yapay gübrenin imalatı, toprağa verilmesi, toprak analizi ile ilgilenen endüstri alanı. Bu da gübre endüstrisi ile ilgilidir. 1B ile eşleşecek. Su, toprak ve hava analizi ile Bunların içerdikleri zararlı kimyasalları belirleyen ve bu zararlı kimyasalların uzaklaştırılmasıyla ilgilenen endüstri alanı bu da arıtımdır. 2 de C ile eşleşecek. Yani doğru yanıtımız B seçeneğidir. İşaretliyorum B seçeneğine. Bu şekilde diğer sorumuza geçebiliriz. Sorumuzu okuyalım sevgili gençler. Doğadaki elementler atomik, diatomik veya poliatomik yapıda bulunurlar. Buna göre elementleri doğada bulundukları yapılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada bir verilen elementlerden birincisi hidrojendir. Hidrojen nasıl bulunur doğada? Evet, iki atomlu olarak bulunur. Buraya yazıyorum. Diatomik olarak adlandırırız. Baş harfini yazayım. İkincisi nedir? Kükürttür. Kükürt 7 atomlu, 8 atomlu moleküller halinde bulunur. Kükürt olarak şöyle 8 atomlu molekül şeklinde yazalım. Nedir? Poliotemik olarak adlandırılır. Üçüncüsü helyum. Helyum kararlı olduğu için tek atomlu olarak bulunur. Atomik. Dördüncüsü de sodyumdur. Sodyum da tek atomlu olur. Metal olduğu için Böylelikle doğru yanıt ne oldu? 3 ve 4 atomik, e, hidrojen diatomik, ikincisi ise poliatomik. Doğru yanıt D seçeneği oldu. Bu şekilde işaretimizi koyalım. Sıradaki soruya bakalım. Verilen şemada yaygın olarak kullanılan bazı bileşiklerin yaygın adlarından formüllerine doğru gidildiğinde hangi numaralı çıkışa ulaşılır? Tuz ruhu Nedir tuz ruhunun formülü? HCl olarak yazılacaktır. Yukarıya doğru gideceğiz. Altta yazan NH3 nedir? Amonyaktır. Evet. Sonra ne oldu? Zat yağından ilerliyoruz. Zat yağının formülü de nedir? H2SO4'tür. Yani ikinci çıkışa ulaşacağız. Her birini tek tek söyleyelim burada bir numarayla gösterilen kireç taşıdır, İki numara ile gösterilen zatçı yağıdır. üç numara ile gösterilen kezaptır, dört potaskostik. şöyle düzelteyim, beş de ...sutkostiktir. kostiktir. Tekrardan soruyu ele alırsak tuz ruhu ile sonra zaç yağından neye geldik? H2SO4'e. Yani ...iki numaralı çıkışa ulaştık. Şıkkımızı işaretleyelim şöyle. Evet. Sorumuzun yanıtını işaretledik. Evet sevgili gençler, sorumuza bakalım. Kimyasal maddelerin üzerinde yer alan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerini Risk piktogramları denir. Buna göre seçeneklerdeki hangi risk piktogramına bulunduğu yere ait bilgi verilmemiştir? Şimdi okuyalım. Oksijen, klor, nitrik asit, hidrojen peroksit gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır. Buradaki oksijen, klor, nitrik asit, hidrojen peroksit nedir? Yakıcı maddelerdir. Dolayısıyla üzerinde A seçeneğinde verilen piktogramın olması gerekir diğer ifadeyi okuyalım. Sodyum hidroksit, sülfürik asit, hidroflorik asit gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır. Buradaki maddeler aşındırıcı maddedir. Dolayısıyla C seçeneğinde verilen piktogram yer alacaktır üzerinde. Nitrogliserin gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır. Nitrogliserin patlayıcı bir maddedir. Dolayısıyla E seçeneğinde verilen işareti yer alacaktır. Çevresine radyasyon yayan ve canlı dokularda da kalıcı hasarlara neden olan madde ve yerlerde bulunur. Bu B seçeneğinde verilen piktogramın bulunduğu e, bu yerlerde C B seçeneğinde verilen piktogram bulunur. Şimdi ne oldu, ne eksik kaldı? Sadece D seçeneğindeki piktogramın e, bulunduğu yere ait bir bilgi verilmemiş, yanıcı maddeye dair bir bilgi verilmemiş. O yüzden D seçeneğini işaretleyeceğiz. Sorumuzu çözelim. Kimya laboratuvarında deney yaparken zarar görmemek ve bir kaza yaşamamak için güvenlik kurallarına uygun davranılmalıdır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi uyulması gereken laboratuvar güvenlik kurallarından değildir? Saçlar toplu olmalıdır. Laboratuvara girerken muhakkak saçlarımızı toplamalıyız. Bu ifade doğrudur. Yüzük, bilezik gibi takılar çalışmaya başlamadan önce çıkarılmalıdır. Yüzük, bilezik gibi takılar eğer elimize bir kimyasal dökülürse bunun daha uzun süre elimizde kalmasına neden olur. Cildimizle e, temas etmesine neden olur. Bu nedenle yüzük gibi takıları çıkarmamız gerekir. Kırık, çatlak ve kirli cam eşyalar kullanılmamalıdır. Doğrudur. Kimyasal maddeler koklanmamalıdır. Çok zararlı olabilir koklamak. O yüzden koklamamamız gerekir. Göze kontak lens takılmalıdır diyor. Bu ifade yanlıştır. Çünkü kimyasalların buharları göze zarar verebilir. Bu yüzden gözlük kullanılması istenir. Doğru yanıt burada E seçeneği olacaktır. İşaretliyorum E seçeneğini. Evet sorumuza bakalım. Tuzlu suyun damıtılmasına ait görselde X, Y ve Z olarak belirtilen laboratuvar temel malzemelerinin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Dikkat edelim, ısıtma işleminde kullanılan ısıtma, tuzlu suyun ısıtıldığı kabın X olarak gösterildiğini görüyoruz görselde. Bu nedir? Cam balondur. Sonra bakalım burada sıcaklığı ölçmeye yarayan Y temel malzemeyi görüyoruz. Bu da termometredir. En son Destilasyon kabı olarak kullanılan da yukarı doğru koni şeklinde yukarı doğru ağzı daralan e, temel malzememiz ise Erlen Mayer'dir. Doğru yanıt C seçeneği olacaktır.